Cinsellik, insan ve doğal yaşamın fizyolojik parçalarından birisidir. Doğru, bilinçli yapılan ve karşılıklı eşlerin birbirini mutlu ettiği bir cinsellik ise kişiler için paha biçilemez. Bu yüzden cinsel ilişkide eşinizi, partnerinizi tanımanız oldukça önemlidir. Onun ne istediğini bilmek, nelerden hoşlandığını bilmek önemlidir. Bu yüzden cinsel ilişkide partnerinizin yani eşinizin hangi bölgelerden zevk aldığını biliyorsanız cinsellik daha keyifli hale gelecek ve o ilişki daha da kuvvetlenecektir. İşte size erkeklerin cinsellikten zevk aldığı 10 erojen bölgesi. Cinsellik yaşamın aslında bir vazgeçilmezi. Buna rağmen birçok çift kendi aralarında zevk aldıkları alanları konuşmaktan uzaktırlar. Dolayısıyla cinsellik esnasında deneme yanılma yoluyla bu bölgeleri keşfederler. Utangaçlık, suçlanma korkusu, cesaretsizlik ve keşfetmeyi zorlaştıran şeylerin temeli bunlardır. Dünyada her insandan bir tane olduğu gibi her çiften de bir tane vardır. Bu nedenle çiftler ancak konuşarak bu alanlarını keşfederler ve birbirlerine aktarırlar. Konuşmaktan korkmayınız. Gerek cinsellikte, gerek cinsellik öncesinde. Gelelim erkeklerin zevk aldığı 10 bölgeye. İlk olarak penis, erkek cinsel organı. Uyarılma ve sertleşme ile sonuçlanır. Testisler ve skrotum. Penisin hemen altında yer alan bu bölgeler okşanması cinsel uyarıya neden olan bölgelerdir. Perine dediğimiz penis köküyle anüs arasındaki bölgede dokunulması erkekte cinsel uyarıyı oluşturur. Penis ucuna dokunulması uyarılmayı ve cinsel isteği arttırır. Penisin ucu en erojen bölgelerden biridir. Aşırı duyarlı olduğundan aşırı uyarılma zaman zaman acıya, travmaya, hasara neden olabilir. Bu nedenle de dikkatli olmak lazım. Erkeklerdeki bir diğer cinsel bölge, erojen bölge kasıklar. Bu bölgede diğer bölgeler gibi dokunulması, okşanması, temas edilmesi erotik duyguları erkeklerde arttırır. Boyun ve ense. Özellikle öpme ile uyarılması erkekte erotik duyguların uyarılmasına yol açar. Ve sırada dudaklar var. Öpüşme, cinsel birleşmenin, cinsel uyarılmanın ilk adımıdır. Ve uyarılmanın en yüksek bileşkesidir. Kulak memeleri. Kadında da kulak memeleri var. Erkeklerde de olduğu gibi kadınlarda da öpme ile uyarılan bir bölgedir. Kalça ve popolar. Bu bir cinsel bölge olarak dokunulması, uyarılmaya neden olabilir. Erkeklerde erotik bölgelerden biridir. Göğüsler ve göğüs uçları. Erkeklerde dokunulması cinsel uyarıya neden olur. Ancak bu bölge bazı erkeklerde rahatsız edici olabilir. Buradaki bölgelerin dışında birçok alanda erkek vücudunda cinsel uyarıyı sağlayabilir. Ancak burada mutlaka çiftlerin kendi aralarında konuşması, keşfetmesi, öğrenilmesiyle mümkündür. Ayrıca bu bölgelerin hepsinden erkeklerin zevk alacağı anlamına gelmez. Kimisi bu bölgelerin birinden veya birkaçından rahatsızlık duyabilir veya gıdıklanabilir. Efendim, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Keyifli ve güzel bir cinsel yaşam dilerim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim.